Bir de belde bizim çok fazla gördüğümüz bir olay, bel kayması dediğimiz olay. Burada olay, o aradaki diskte bir problem olmuyor. Fakat omurga birbiri üzerinde kayıyor. Ve bu kaydığı zaman omuriliği sıkıştırıyor. Hele bir de bu kayma hareketli dediğimiz olay olursa, hareketli olunca sürekli olarak hareket ediyor omurga evet. üzerinde. O zaman yürüdükçe sürekli omuriliğe çarpıyor, yoruldukça omuriliğe çarpıyor, üşüttükçe omuriliğe çarpıyor, kızıyoruz omuriliğe çarpıyor, sürekli olarak omuriliğe zarar veriyor. O zaman bu kaymayı da durdurmak ve omuriliği rahatlatmak lazım. Onda da vida dediğimiz bir vida takıyoruz hastalara. Evet. Vida ile o omurgayı sabit hale getiriyoruz ve omuriliğin arka tarafını rahatlatıyoruz. Şimdi bu ameliyatlar, vidalı ameliyat deyince tabii herkes korkuyor. Evet. Çünkü yıllarca bu ameliyatları olanlar arasında çok fazla sakat kalan olmuş. O vidalar ters taraflara gitmiş, kırılmış. İşte onlar vidalar takılırken omurilik zedelenmiş. Çok sorunlu hastalar. Veya vidalar takılmış, kişi bir türlü o vidalara uyum sağlayamamış, ağrıları geçmemiş. Bunda da neyse ki teknoloji imdadımıza yetişti. Bu vidalar artık hani arabalarda navigasyon yani yön bulma cihazları var. Adresi giriyorsun, seni arabayı alıp oraya götürüyor. Biz de bu vidalı ameliyatları artık o navigasyon cihazına benzer bir cihazla yapıyoruz. Tıp da buna robotik cerrahi diyor ama robotlarla çok alakası yok aslında bu yön bulmayla alakalı. Biz bilgisayara verileri, hastanın verilerini verdiğimiz zaman bu vidanın nereye, hangi yönde gitmesini bize veriyor. Şimdi insanoğlu hata yapabilir. O gün çok yorgundur. Sabah çıkarken eşiyle kavga etmiştir. Başka sorunlar vardır kafasında. İnsanoğlu ya hatasız kul olmaz. Ama bilgisayar hata yapmıyor. Yani çok iyi bir cerrah, o gün çok kötü bir gününde olabilir. Hastaya yarar vermek isterken zarar verebilir. Ama işin içine teknoloji girdiği zaman o hata payı gittikçe azalıyor. Ve bu bel kayması ameliyatlarında da artık çok rahatlıkla söyleyebiliyorum. Yani kendi yaptığım ameliyatlar için söyleyebilirim. Bel kayması ameliyatları yaklaşık 1-1,5 saat sürüyor. Sakat kalma, felç olma riski yok. Ameliyattan sonra şunu yapma, bunu yapma diye bir yasak yok. Hastanın ciddi kişi olmuyor. Bir ya da iki gün hastane kalıp çıkıyor. Arkadan veriyorsunuz. Ve saf titanyum vidalar kullanıyoruz. Ve bunları kullanınca da hasta çok kolay bunlara uyum sağlayabiliyor. Şimdi belirti olarak söyledin tabii. Yani çok rahatsız edici belirtiler olduğunda kaymanın bir derecesi var mı? Yani ne kadar derece olduğu zaman, ne kadar kayma olduğu... Şimdi kaymada bizim için önemli olan, bunu biz 1, 2, 3, 4 diye derecelendiriyoruz evet. ama birinci derecede ve hareketsizse o zaman mutlaka ameliyat etmiyoruz. Hareketsizse. O zaman işte bak bu traksiyon aleti bayağı fayda sağlayabiliyor. Yani onu yavaş yavaş geri döndürebiliyor çeke çeke. Ama şeyse, hareketliyse omuriliğe sürekli olarak çarptığı için mutlaka ameliyat ediyoruz. Evet, evet. Bu kişi de şunu şöyle belli ediyor. Yürürken sık sık durma isteği. Vitrin arazi dediğimiz olay. Yani kişi yürürken vitrinlerin önünde ikide bir duruyor. İhtiyacı olmadığı halde o vitrinlerden içeri bakıyor. Biraz dinleniyor. Tekrar yürümeye başlıyor. Ondan sonra tekrar duruyor, tekrar dinleniyor, tekrar yürüyor. Yani yürüme mesafesi gittikçe kısalan kişide bel kayması var ve mutlaka ameliyat edilmeli demektir. Belli bir miktarın altına düştüğü zaman o yürüme mesafesi, yani artık kişi 15-20 metre yürüyor durmak zorunda kalıyorsa onların geri dönüşleri çok zor oluyor. Evet. Yani omurilikte harabiyet çok fazla oluyor. İdrar kaçırmalar başlıyor, cinsel gücün kaybı başlıyor. Yani bacaklara hakimiyet çok azalıyor, uyuşukluklar başlıyor bacakta. Yani biz ameliyatta sadece basıyı kaldırıyoruz. Hiçbir zaman sinirin ya da omuriliğin içine girip de
onu tamir edebilme imkanımız yok. Orada kalıcı bir hasar oluşursa, ameliyat etsek bile sonra ömür boyu kalıyor. Onun için aman yani bizim isteğimiz hastalarda bu işler çok ilerlemeden gelip ameliyat olmaları. Çok ilerledikten sonra çok bir faydamız da açıkçası dokunmuyor. Ancak orada tutabiliyoruz. Evet. Tabii o omurganın mükemmel yapısı bozuluyor. Tabii. O bağlarda yerinde tutan dokularda hasar meydana geldiği zaman oluyor bu, değil mi? Tabii. Yani onlar oynamaya başlıyor omurga böyle. Onu da bir hareketli film çekiyoruz. Düz bir film. Dinamik lombargrafi deniyoruz. Hastayı iyice öne doğru eğiyoruz. Bir yandan film çekiyoruz. Bir iyice arkaya doğru yatırıp yandan bir film çekiyoruz. O kaymanın da farkını görüyoruz. Evet. Yani öne doğru eğilmekte çok az olan arkaya doğru eğince çok artabiliyor veya tam tersi olabiliyor. Bu gibi durumlarda zaten hastaya mutlak ameliyat öneriyoruz. Evet. Hele dediğin şikayetler başlamışsa zaten artık mutlaka müdahale edilmesi evet. gerekiyor. Yani evet. işte çok kötü bir anlayış var bizim halkımızda. Birincisi birisi bu tip bel rahatsızlığı olduğu zaman bütün komşulara bir kere profesör doktor kesiliyor. Her kafadan bir şey çıkıyor, öneri çıkıyor. Ve de maalesef çok yanlış önerilerden biri. İyice sürünmeden gidip ameliyat olma. Ondan sonra hiç ameliyat olma daha iyi yani. Yani oldukça geç kalmışsın demektir. Halbuki başta şikayetler yeni başladığında bu iş olsa hasta pat diye normale dönecek. Hiçbir sorunu kalmayacak. Evet. Yani benim beline taktığım ve daha sonra futbol hayatına devam eden hastalarım da var. Yani o hiçbir şey değiştirmiyor. İşte bir de takılacak ondan sonra ben bir daha öne doğru eğilemeyeceğim. Yok ağır kaldıramayacağım. Bir hareket yapamayacağım. Koşamayacağım, edemeyeceğim gibi düşünceler yanlış. Tam tersine bel eskisinden de daha sağlam olduğu için evet. daha evvel yapamadığın birçok şeyi de yapacaksın. Onun için aman gecikmeden, bu hasar çok ilerlemeden, çünkü vücutta birçok organ, damar kopar, damarı dikersiniz, aynı işlemi devam eder. Kemik kırılır, onu birleştirirsiniz, tekrar aynı işlemini devam eder. Ama sinirde maalesef böyle bir şey yok. Sinir öldüğü zaman onun geri dönüşümü yok. Onun için ölmeden bu işi yapmak lazım. İnşallah.